Dedim topraktan sana garı olmaz diye. Ölsem de kalsam da unutamaz o beni. Nasıl geliyordu Çınar'ın sesi? İyiydi dedim ya hayatım. Bence gidip konuştu sırrıyla. Sıtkı. Her neyse. Bak o da abarttığını anlayıp bence pişman olmuştur. Merak etme sen artık. Umarım. Ben eminim. Bak göreceksin şimdi eve gidince nasıl özür dileyip gönlünü alacak senin. Hem sen de bu kadar kendini üzdüğünle kalacaksın. Yapma artık. İnşallah dediğin gibi olur. Bu arada çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Rica ederim canım. Ne demek? Yeşim, bir de senden bir şey rica etsem. Benim bayıldığımı, hastaneye gittiğimizi falan Çınar'a hiç söylemesek. Şimdi hem kendini suçlasın istemiyorum. Hem de ne bileyim bu durumu kullandığımı düşünmesin. Olur mu? Olur tabii tatlım. Sen nasıl istersen. Sağ ol. Sen ne zaman geldin? Biz de biraz dışarı çıkmıştık. Çınar, nasılsın? Yeşim, teşekkür ederim her şey için. Sağ ol. Rica ederim. Sen pek iyi gözükmüyorsun Çınar. Yanlış anlama ama toprakta yalnız kalmak istiyorum. Tabii ki, affedersin. Ben yalnız şey... Bizim oğluşun biberonunu unutmuşum da onu bir alıp gelebilir miyim? Bu ne hal Çınar? Ya affedersiniz ben içeride bulamadım da. Görüşürüz. Çınar ne oldu? Niye bu saatte içmeye başladın? Bir de soruyor musun? Bana nasıl yaparsın toprak ha? Nasıl? Çınar ne yapmışım ki ben sana? Anlamıyorum ne dediğini. Yalan söylemeye devam mı edeceksin ha? Ama artık ben sana inanmıyorum. Ne diyorsun Çınar sen? Anlattım ya sana her şeyi, doğruyu söyledim. Hem sen Sıtkı ile konuşmaya gitmedin mi? O da aynı şeyleri söylemedi mi sana? He, sözleştiniz yani ha? Ağız birliği yapmak için sözleştiniz. Ama eski kocan senden dürüst çıktı. Sıtkı sana ne dedi ki?
senin söylemeyi unuttuğun her şeyi. O yüzden karşımda saf numaraları yapma. Çınar yeter. Asıl sana yeter! Her şeyi biliyorum. Aranızda ne geçtiyse hepsini biliyorum. O saklamaların, gizli gizli görüşmelerin hepsinin sebebi ortaya çıktı. Şimdi daha fazla küçülme de karşımda bana cevap ver. Karnındaki çocuk. Kimden? Alo. Partner. Anlat bakalım. Nasıl oldu? Ne olacak? Bir araba dayak yedik gene seninkinden. Dağılacak paça kalmadı, öyle diyeyim. nasıl oldu peki? Ne kadar komik değil mi lan? Komik tabii oğlum. Anlatsana. Söylemeden çekip gidemezsin. Cevap ver bana. Toprak, niye susuyorsun? Beni delirtmek mi istiyorsun? Zaten zıvanadan çıktım. Cevap versene. O adamla aranda ne geçti Toprak? O adamla ne geçti aranızda? Konuşmuyorsun. Yüzüme bile bakamıyorsun. Bebeği benden sakladığını anlamalıydım. Salak gibi çekindiğin için söylemedin sana. Ama sebeplerin başkaymış. O testi görmeseydin benden saklayacaktın değil mi? Yalan de. Hayır de, inkar etsene. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Sadece arkanı dönüp çekip gidiyorsun Toprak. Söyleyecek bir tek şey var Çınar. Bunca zaman birbirimizi hiç tanıyamamışız. Yazık. Çok yazık. Evet, haklısın. Birbirimizi tanıyamamışız. Ben seni bir melek olarak görmüştüm. Ben olduğunu bugün öğrendik. Daha fazla bir şey söyleme bence sen. Ne olur. O kapıdan çıkmadan bana cevap vereceksin. O bebek kimden? Eğer susarsam bu adamın söylediği her lafın doğru olduğunu inanacağım. Sen bu soruyu sorarak zaten kime inandığını göstermiş oldun. Bizim artık seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Toprak. Eğer bu kapıdan çıkarsan her şey biter Toprak. Anladım. Sonu yok yalnızlığın. Toprak. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum.
iken ağlamak alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Toprak! Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.